Ben size bugün relaps refraktör kaleli hastalarında venetoclax deneyiminden bahsedeceğim. Kronik lempistik lösemi, kronik lenfoproliferatif bozukluklardan biridir. Monoklonal B lenfositlerinin progresif birikimiyle karakterize bir hastalıktır. Hastalık yaklaşık 60-80 yaş arasında peak yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm lösemilerin yaklaşık %25 ila 30'unu oluşturan kaleli, Batı ülkelerindeki yetişkinlerde en yaygın lösemidir. Erkeklerde daha yaygındır ve erkek kadın oranı yaklaşık 1.3-1 ila 1.7-1 oranlarındadır. Son yıllarda lenfoid hastalıklarının tedavisinde yeni ve oldukça etkili tedaviler bulunmuştur. Bu tedaviler relaps refraktör kaleli tedavisinde de kullanılmaktadır ve bu yeni tedavilerle relaps refraktör kronik lenfoid lösemi hastaları için daha iyi sonuçlar sağlanmıştır. BCL2 kaleli hücrelerinin çoğunda yüksek seviyede ekspresi edilmektedir ve güçlü antiapoptotik etkinliğe sahiptir. Kaleli hücrelerinin hayatta kalmasında merkezi bir role sahiptir ve kaleli patogenezinde de önemli bir rol oynamaktadır. Venetoclax'da BCL2 proteininin bir antagonistidir. Kaleli hücreleri hayatta kalmaları özellikle antiapoptotik protein olan BCL2'ye bağımlıdır. Bu da BCL2'yi kaleli'de terapötik bir hedef haline getirmiştir. İlaç toksiteleri ile yayınlanan erken deneyimler arasında da en çok görülenler nötropeni, ishal ve bulantıdır. Yine tümör lizis sendromu da yan etkiler arasındadır. Risk değerlendirmesi, profilaksi ve dikkatli monitorizasyon ile bu yan etkinin görülme sıklığı azalabilmektedir. Bu çalışma multisender, retrospektif bir çalışmadır. Ve relaps refraktör kaleli hastalarında venetoclax tedavisinin yan etki profili, etkinlik ve sağ kalma etkisini koyma amaçlanmıştır. Çalışmaya 16 hasta dahil edildi. 12 erkek, 4 kadın olmak üzere toplamda 16 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 59 idi. Alt sınır 20-41. En yüksek yaş 75. Ortalama takip süresi 108 gündü. Venetoclax öncesi hastalar ortalama olarak 4 sıra tedavi almıştı. Tedavi öncesi kan tetkiklerine baktığımızda hemoglobin, yani ortalama olarak değerlere baktığımızda hemoglobin 10.6, VBC 13.300, lenfosit 8.100, trombosit 119.000, kreatinin 0.8, albümin 4.1, beta 2 mikroglobin 8.800, LDA 274 civarındaydı ortalama olarak. Venetoclax öncesi bulk kitle 11 hastada olduğu görüldü. Evreye baktığımızda 3 hasta evre 2, 2 hasta evre 3, 11 hasta evre 4 olarak tanımlandı. Mutasyon durumuna baktığımızda yaklaşık 7 hastada 17P delesyonu mevcuttu. DEL 11 2 kişide, trizomi 12 2 kişide, DEL 13 5 hastada, P53 4 hastada mevcut idi. Tedaviye yanıt durumuna baktığımızda komplet remisyon 5 hastada tanımlandı. Parsiyel remisyon 7 hastada, stabil hastalık 2 hastada, progresif hastalık ise 2 hastada tanımlandı. Yaklaşık olarak 108 günlük takip süresinde 6 hasta eks oldu. İlaca bağlı yan etki profiline baktığımızda anemi grade 4-5 2 hastada görüldü. Yine grade 4-5 trombositopeni 2 hastada görüldü. Nötropeni 2 hastada, pnömoni 2 hastada, ishal 2 hastada, bulantı 5 hastada, baş ağrısı 3 hastada, yorgunluk 2 hastada, diğer enfeksiyonlar 3 hastada, tümör lizis 3 hastada görüldü. Ya genel olarak hastalarda grade düşük yan etkiler görüldü. Yüksek oranda görülenler daha az bir kesimdeydi ve yönetilebildiği görüldü bu yan etkilerin. Medyan 108 günlük takip süresinde %37,5 oranında ölüm görüldü. Ortalama yaşam süresi ise 175 gün olarak saptandı. Venetoclax öncesi aldığı tedavi sayısının Venetoclax öncesi evre durumunun ve bulk kitle durumunun ölüm üzerine etkisi olmadığı görüldü. Progresif respons ve complete respons, partial respons ve complete respons olan hastaların parsiyel hastalık ve stabil hastalık olanlara göre daha fazla yaşamış olduğu görüldü. Stabil hastalık ve progresif hastalık olanlar, progresif respons ve complete respons olanlara göre 6.1 kat daha fazla ölüm oranına sahip olduğu görüldü.
Sonuç olarak mentoplasma yanık durumunun ölüm üzerine etkili olduğu görüldü. Bizim çalışmamıza benzer olarak yapılan diğer çalışmalara da göz atacak olduğumuzda 2017 yılında yapılan bir çalışmada bizim çalışmamıza benzer şekilde Ventriculus relapse refraktar KLL hastalarında etkin ve yan etki profili açısından güvenli bulunmuş. İlaca bağlı tümör leze sendromunun doz azaltılması, yeterli profilaksi, dikkatli monitorizasyon ile önlenebileceği öngörülmüştü. Yine 2016 yılında yayınlanan başka bir çalışmada %20 hastada CR elde edilmiş, %5 hastada MR'da negatifliği saptanmış olup yine burada da yönetilebilir yan etki profili olduğu, kötü prognostik özelliklere sahip hastalarda dahi Ventriculax'ın etkin olduğu görülmüştür. 2019 yılında yine yayınlanan başka bir çalışmada Ventriculax'ın yüksek riskli KLL hastalarında dahi tedavide etkin olduğu, yine tolere edilebilir yan etki profili olduğu ortaya konmuş ve yüksek oranda MR'da negatifliği saptanmıştır. Yine 110 orta hastada relapse refraktör KLL hastasında yapılan yine faz 1 çalışmada BCL2 inhibitörü Ventriculax ile tedavi sonrası %20 hastada tam remisyon sağlanmış, 6 hastada yaklaşık %5'inde MR'da negatifliği saptanmıştır. Bizim çalışmamıza benzer olarak yapılan diğer çalışmalarda da relaps refraktör kötü prognostik faktörleri olan hastalarda dahi Ventriculax kullanımının etkin olduğu, benzer yan etkilerin görüldüğü, tümör lezi dahi bu yan etkilerin dikkatli monitorizasyon ile yönetilebilir olduğu ortaya konmuştur. Bu klinik çalışma monoterapi olarak Ventriculax'ın yüksek riskli özelliklere sahip vakalar dahil relaps refraktör KLL hastalar için oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Tabii daha kapsamlı ve yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Aslanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Baktığım kadarıyla herhangi bir soru yok ama burada MRD'yi periferik kan mı, kemikliğinden mi bakılmış bu çalışmalarda? Onunla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bununla ilgili bir veri yok açıkçası ama hani flow ya da genetik üzerinden hani verilerde böyle bir şey yok. Bizim çalışmamızda zaten bakılmamış ama diğer çalışmalarda genetik üzerinden veya flow sitometri üzerinden. Periferik kan üzerinden gidilmiş diye hatırlıyorum. Buradaki hocalarımızın periferik kanda MRD bakıldı aslında. Hani bizim de bu genel olarak bu çalışmalarla ilgili geri dönüşlerimiz bu yöndeydi ama sizin klinik deneyiminiz kullandığınız hastalarda nedir? Bizler örneğin kendi kliniğimizde başlarken tabii Ventriculax'la ilgili başlarken hep KLL ama sağ olsun iyi ki varmış diyorum. AML'de de bize çok faydalı oldu açıkçası. Yaşlı AML'lerde de çok elimizi güçlendirdi. Bilmiyorum diğer hocalarımız ne diyecekler. Genel olarak korktuğunuz kadar tümör lezi görmedik. Siz nasıl gördünüz? Korkarak başladık ama. Açıkçası hani çok fazla tecrübem yok bu ilaçla ilgili. Hani ben de hematoloji anlamında çok yeniyim. Hani çok net bilgilerimi söyleyemeyeceğim ama hani görülen hastalarda hani dikkatli monitorizasyonla hani zamanında müdahaleyle bu yan etkilerin hani azaltılabildiğini biliyoruz. Diğer çalışmalarda da o şekilde olduğu için çok korkulur bir yan etki olmadığı olarak hani düşünüyorum.